Herkese selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı işler, bol kazançlar sevgili dostlar. Şimdiki ders eğitim videomuzun konusu mikrofon değişimi arkadaşlar. Mikrofon değişimindeki dikkat edeceğimiz şeyler, detaylar ve nasıl çekeceğiz, nasıl takacağız bunlardan bahsedeceğiz sevgili dostlar. Karşıya ses gitmediğinde WhatsApp'tan görüntülü görüşmede sesimiz gitmediğinde hangi mikrofonu takacağız, sökeceğiz? Öncelikle mikrofonu bir anlayalım. Mikrofon sesimizi karşıya gönderen kısım arkadaşlar. Komponent. O komponentimiz de şu an ekranda gördüğünüz mikrofon arkadaşlar. Mikrofon çeşitleri birkaç çeşit olabilir. Bu kare mikrofon, dikdörtgen mikrofonu. Şurada da bir tane yuvarlak mikrofon görüyoruz. Bunlar eskilerde. Şimdi yeni telefonların hepsinde deminki gördüğümüz kare mikrofonlar var arkadaşlar. Bozuk olduğunu farz edelim. Bunu öncelikle sökeceğiz. Bozuğu sökerken ne yapacağız? Ondan bahsedelim. Şöyle hafiften kenarına flux koyalım. Aynı zamanda da sökmesini anlamış olalım. Maksadımız ne arkadaşlar? Iskarta bir telefondan veya şarj borduna mikrofon alıp diğerine aktarma işlemini göreceğiz. Üfleme hızımız 3.5 arkadaşlar. Sıcaklık seviyemiz 360 derece. 2 tane de lehim havyamız 370'er derecede hazır bekliyorlar arkadaşlar. Havyalarınızı 370, sıcak havanızı da 360 olarak ayarlayın. Akabinde ise 3.5 rüzgar üfleme hızında arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi yandan verelim arkadaşlar. Rüzgar fazla geldi, düşürelim. 3'e düşürelim arkadaşlar. Üfleme fazla geldi. Etrafında döneceğiz arkadaşlar. Kenarında bak oynamaya başladı. Şöyle bir dürteceğiz. Hangi parçayı sökeceksek önce bir yoklayacağız arkadaşlar. Ufaktan. Ve aldık. Düştü kenara. Altyapısını görüyorsunuz. 4 tane ayağı var arkadaşlar. Sökme işlemini bu şekilde yapacağız. Ve burada gördüğünüz ayaklara yenisini koyacağız. Ayakları tazeleyeceğiz arkadaşlar. Veya burayı deminki havyayla temizleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle temizlik işlemini yapalım. Şarj bordunda veya anakartın alt kısmında şarj soketinin yakınlarında özellikle bulunan mikrofonumuz sesimizin karşıya gönderen mikrofon arkadaşlar. Arkada kameraların, anakartın üstünde kameraların oradaki mikrofon ise üst tarafta bulunan WhatsApp'taki görüntülü görüşme ve video çekimlerinde kullandığımız mikrofon arkadaşlar. Sökme işlemini o şekilde yaptık. Aynı zamanda sökme işlemini bu şekilde alman yeterli. Şu an siliyorum bilerek, tertemiz yaptım. Şimdi buraya kendi lehimizi koyacağız arkadaşlar mikrofonu rahat takabilmek için. Hafiften bir flux sürelim, tamam mıyız? Şöyle çok hafif. Havyamızın ucunu silelim. Yine lehimimizi alıp arkadaşlar şöyle verelim. Lehim yapar gibi yapalım. Şöyle minikten. Bak minik dokundum, değdirdim. Fazla geldiyse buradan al, buraya da koy. Buraya da bulaşsın. Tamam mı? Orada da. Kaç tane? Dörtlü ayağı olan var, üçlü ayağı olan var, beşli olan var. Ama sen kaç ayak varsa ona göre ne yapacaksın? Şöyle söyleyeyim. Hepsine kendi lehimini geçmen gerekiyor. Böylelikle de oraya mikrofonu takacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane olayımız var arkadaşlar. Telimizi bu sefer kısa keseceğiz. Temizleme telimizi. Orada fazla lehim olduğu için hepsinin dengeli bir şekilde lehim olabilmesi için şöyle yaklaşık 1 santimlik temizleme teli kesiyoruz. Tamam mıyız? Kestiğimiz temizleme telimizi görüyorsunuz. Flux dökeceğiz. Öncelikle telimizi fluxlayacağız ve zemin zaten fluxlı. Telimizi bir hazırlayalım arkadaşlar. Telimizi şöyle kısa tutacağız. Bir, ikincisi şuradan havyama lehim aldım. Telimiz lehimle dolu olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Neden? Biz orada zemindeki eğri büğrü olan lehim bıraktık ya.
lehimlerin tele geçmesini bu sefer istemiyoruz. Yani telimizin oradaki lehimleri emip süpürmesini istemiyoruz. Ne yapacağız? Telimizi lehimle doldurduk arkadaşlar. Tamam mı? Telimizi doldurduk. Şimdi cımbızla o parça telimizi tutacağız. Yaklaşık 1 santimlik telimizi tuttuk. Hazırlık yapacağız arkadaşlar. Burada oradaki lehimleri şöyle süpüreceğiz. Bunu şu hareketi yapacağız. Saçımızı tarar gibi tarakla. Burada rüzgarı düşürdük iyice 2,5'a falan. 2-2,5'a. Şimdi erimesini bekliyorum. Parladığını gördüm. Şöyle sadece süpüreceğiz. Bordum bir yere takmamıştım. Üzerine hafif bir ağırlık koyayım arkadaşlar. Takmadığım için de oynuyor. Derdi bu. Normalde ort tutucu veya anakart tutucu koysaydım oynayamayacaktı. Ama şimdi yine oynayamayacak. Flaksların sağa sola rüzgarın fazla olursa flakslar uçar. Uçtuğu zaman da sıkıntı olur. Rüzgarı iyice kıstım. Sıfır seviyesine getirdim kendi makinamda. Şimdi şöyle bir çekeceğiz. Tamam mıyız? Çektik. Bir miktar kaldı. Hepsini almıyor. Neden? Çünkü sen söyle. Bizim telimiz dolu. Dolu olduğu zaman almaz. Şimdi tekrar flaks. Şöyle bir oradaki kalan lehim kalıntısı bize yetecek. Tamam mı? Mikrofonu sökerken dikkat edeceğimiz şey deliğin hangi tarafta ses alan deliğimiz hangi tarafta ona bakacağız. Birincisi sol taraftaydı yanılmıyorsa. Ve yine deliği öteki dört bacaklıysa mikrofon takarken dört bacaklı mikrofon takacaksın veya aynı anakarttan takacaksın. Emsalinden takacaksın. Burada dikkat edeceğim mikrofonun deliği ve altındaki ayak sayısı arkadaşlar. Tamam mı? Bunun altında dört bacak var. Delik de kendi üzerinde. Aynısından dediğim gibi hurda anakarttan alabilirsin, hurda borttan alabilirsin. O şekilde alarak burada şimdi lehim kalıntılarımız var. Çünkü telimiz hepsini alamadı. Temizleme telimiz. Doluydu. Amacımız oydu zaten. Ve mikrofonumuzu koyacağız arkadaşlar. Şöyle koyduk göz kararı. Şansa. Tamam mı? O ısındığında kendi yerine oturacak arkadaşlar. Sıcaklıkta. Sıcaklığımızı yandan vereceğiz. Şöyle dibinden yandan. Tamam bak. Hareket edecek. Gözünü ayırma. Biraz zoom yapayım hatta. Daha da yakından görelim. Şöyle. Gördün mü? Flaksı bol koyarsan sıkıntı ne biliyor musun? Deliğin içine flaks kaçar. Kaçmamasını istiyoruz. Ses deliğinin tıkanmamasını ve rahat bir şekilde montajı. Bak hareket ediyor. Yerine yerleşiyor. Seyredelim. Altta flakslar eridikçe onun oraya yerleşmesi lazım. Peki oldu mu? Oldu olup olmadığını cımbızla şöyle boştan elimizle tutuyor sıkmadan boştan bir bacağıyla dürteceğiz arkadaşlar. Ha, orayı size gösterirken mikrofonumuz kaçtı. Ayıp etti. Geri koyalım. Zaten boştaydı. Çevirelim. Şunu bir konduralım. Bir dakika. Flax koyalım. Hafiften. Şöyle etrafında dönelim. Yandan da verebilirsin. Uçmasını istemiyorsan cımbızını şöyle gevşek tut. Yanında tut. O yerine geçti. Bak şimdi. Isıtıyorum. Şöyle ortadan dürteceksiniz arkadaşlar. Ufaktan. Bak geri geliyor. Yani 4 tane lehim eridi altta. Ve artık tutuyor yani. Bu dürtmeyi yapmazsan o parçayı tutturamazsın. Mikrofonu tutturduk arkadaşlar. Artık mikrofon montajı tamamlanmış oldu. Ben size birkaç mikrofon örneği ve ayakları göstereyim. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Alacağız elimize bir tane bezimizi. Tinerle ıslatıp veya kulak pamuğu var ya onunla da yapabilirsiniz. Kulak pamuğuyla yapalım. Ben bezle de yapıyorum. İkisiyle de yapıyorum. Şöyle kenarından arkadaşlar şeyi tinerimizi bulaştırmayacağız. Kenarından şöyle sileceğiz tamam mı?
Şöyle. Oradaki flask kalıntılarını alacağız. Temizliğimizi yapacağız. Böyle yapamıyorsan bir tane kalem penayı alacaksın eline. Dışına bir tane bez geçireceksin. Tamam mı? Bak şöyle. Geçirdin. Tuttun. Bunu şimdi tinerle ıslatıyorum. Geldim. Şöyle. Temiz, onu buraya sürterek temizliyorsun. Devam edelim. Amaç deliğe flaks ve tiner kaçırmamak. Mikrofonda dikkat etmemiz gereken en önemli şey bu arkadaşlar. Montajında bu şekilde sökmesini, takmasını montajını bu şekilde yapıyorsun kardeşim. Birkaç mikrofon örneği göstereyim. Sökülmüş daha önceden. Böylelikle mikrofon çeşitlerini. Demin gördüğünüz dört bacaklı vardı. Bakalım. Delik üstü ve dört bacaklı. Başka bir tane alalım. Bunları ben elimdeki ıskarta anakartlardan söküp kenara koydum. Kaç çeşit? Fazla bir çeşit yok işte. Şimdi görüyorsun. İki tane bacağı var. Şu da şasesi arkadaşlar. Bu iki bacaklı bir mikrofon. Aynı zamanda deliği. Ses algı deliği. Şurada 6 mı? 5 mi bakalım? 6 bacaklı mikrofon göreceğiz. Üzerinde delik yok. Bak görüyorsun. Delik yok. Altta var daha doğrusu. Ses algı deliği ve haberleşme delik dedi. Mikrofonların genel yapısı itibariyle eski modellerde şöyle 2 bacaklı mikrofonlar da var. Onun da ses dediği diğer tarafı. Artısı eksisi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burası da bunun ses dediği. Şu an yani üstü kapalı gibi ama değil. Öyle söyleyeyim. Yine tabletlerde falan görebileceğimiz iki bacaklı şöyle silindir gibi veya mikrofonların içindeki mikrofonu da olabilir. Bu da bir mikrofon çeşidi. Ama telefonda göreceklerinizin %99'u şöyle mikrofonlar. Bu kare gibi mikrofonlar arkadaşlar. Tamam mıyız? Böylelikle mikrofon dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Herkese hayırlı işler sevgili dostlar.